Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. İş dünyasının argümanlarını bu dijital çağın entegrasyonunda bir JioTech nasıl yönetmemiz gerektiği konusunda engin bilgilerini bizlerle paylaştı. Dinleyelim. Nasılsınız Burcan? Teşekkür ediyorum Melida Hanım. Sizler nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizleri tanıyorum. Ben Burcu Kahraman, İzmirliyim. İzmir'de tüm eğitim öğretim hayatımı geçirdim. Daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimlerini kazandım. Orada 4 yıl okuduktan sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da iş hayatına başladım. IT alanında çalışmak istiyordum. Hem matematikçi olduğum için, hem istatistikçi olduğum için, hem de bununla birlikte bilgisayar alanında eğitim gördüğüm için aslında bu bilgilerimi IT alanında iş analisti pozisyonunda çok iyi kullanabileceğimi düşündüm ve o alana yöneldim. Yaklaşık 3 ay bir iş aradım. Tam vazgeçtim İstanbul'dan. İzmir'e dönerken ilk İstanbul'daki iş deneyimimi o gece dönmeye karar verdiğim gece bir telefon gelerek aslında hayatım değişti. Ve ben İstanbul'da çalışmaya başladım. IT sektörüne girdim. Yaklaşık 15 yıl IT sektöründe çalıştım. Bir sürü pozisyonda var oldum. Günün sonunda da kendi şirketimi kurdum. Yaklaşık 4 aydır başındayım. Aslında uzun süredir düşünüyordum. Fakat onu bile hani başına geçmem, onu kabul etmem ve onunla birlikte nasıl yol alacağımı tayin etmem biraz tabii ki zaman aldı. Hani hep böyle düşünürüz ya, yatarız. Evet. Hani biz bunu nasıl, bu bilgileri nasıl bu sektörde var edebiliriz, kullanabiliriz. Dolayısıyla da 4 aydır şirketimin başındayım. Çok keyifli görüşmeler yapıyorum. Kendi mesleğimde, kendi alanımda ya da benim mesleğimde olmayan insanlara bile bu sektörü anlattığımda gerçekten ufuk açıcı. Hem onlardan geri dönüşler alıyorum, hem de bizim de onlara katkımız olduğunu düşünüyorum. Şimdi şirketiniz çok yeni. Çiçeği burnunda bir şirket. Evet. Ama kariyer tecrübenize baktığımız zaman zaten uzun yıllar gerektiren bir kariyere sahipsiniz. Evet. Haliyle tecrübelerinizi de şirketlerle paylaşıyorsunuz. Evet. Bugün bu çalışmaları A'dan Z'ye izleyicilerimizle paylaşıyor olacağız. Ama şirket nasıl kuruldu diyelim? Şirket nasıl kuruldu? Aslında geçmişte bir tecrübem vardı. O tecrübeyle beraber bu şirketi kurarken IT sektöründe hem danışmanlık hizmeti vermek, dediğim gibi bu proje yönetimi, süreçler vesaire alanında gerçekten çok keyifli bir alandır. Fakat doğru yerde, doğru zamanda bulunduğunuzda orası akar. Ayrıyeten de eğitim alanında var olmak istedim. Çünkü sektörümüzde böyle bir açık var. Yani eğitim derken şöyle zannetmeyin, uzun metrajlı, yani işte 6 ay, 1 yıl, işte 3 ay ya da işte 24 ay eğitimden bahsetmiyorum. Biz bu eğitimleri, bu bilgilerimizi hap bilgi olarak o kişilere neye ihtiyacı varsa tek bir alanda, tek bir konuda workshoplar yaparak, onları bu alana da dahil ederek biz nasıl bir iş yapabiliriz konusunda aslında hani hem bunları konuştuğum kişilerle beraber bir araya geldim. Daha süper fikir. Yani Burcu, evet, bugün iş analistinde, proje yönetimi tarafında, süreçlerde, dijital pazarlamada gerçekten bir sürü firma var. Bu işi gerçekten layıkıyla yapan sektördeki tecrübeli kişiler de var. Fakat biz biraz daha kişilere dokunmak, temas etmek. Çünkü bizim işimiz günün sonunda insanın olduğu, insanın, yani insanla birlikte yol alabileceğimiz bir sektör. Evet, teknolojiyle çalışıyoruz, teknolojiyi var ediyoruz, yenilikler getiriyoruz. Daha üst level'lara yükselmek için, daha iyi işler ortaya çıkarabilmek için ya da biz bu işin daha iyisini nasıl yapabiliriz ekiplerle birlikte çalışırken, hayır, biz burada aslında küçük kitlelerle bu işe dokunarak bu bilgiyi daha hızlı nasıl yayabiliriz
Harikasınız. Şimdi hep IT üzerine de konuştuk. Bu arada şunun da altını çizmekte fayda var. Bilgi teknolojileri aslında. Evet, alanımızın içeriği bu şekilde ve tam da çağımızın gereksinimlerine istinaden yapılan çalışmalar bunlar. Ama onun akabinde de farklı farklı sektörlerle zaten bir araya geliyorsunuz. Evet. İşimize insan dediniz. Bunu biraz daha açalım istiyorum ben. Çünkü yapay zekanın çok fazla konuşulduğu bugünlerde insan yeteneğini, insan sıcaklığını belki de unutmaya doğru yol alıyoruz aslında. Birazcık ben olaya böyle bakıyorum. Evet. Bununla ilgili ne yorum yapacaksınız? Aslında yapay zeka hayatımızda gelen en güzel yeniliklerden birisi. Bu da ne demek istiyorum? Yani biz bir işi daha kolay ve zamandan kazanarak nasıl yapabiliriz dediğimiz noktada evet bu teknolojilerle çalışmalıyız. Ama bunu yönetecek, bunu kurgulayacak kişi bizleriz. Evet. Yani o yüzden insan var olmalı. Yani yapay zeka bugün yapay zekada duygu ve hisleri de kattıkları anda hani biz artık insana değil de evet biz bunu robotlarla da ya da sistem üzerinden algoritmalarla da bunları yapacağız. Bu teknolojiyi var edeceğiz ki bunlar da çok uzak yani uzak değil. Çok yakın zamanda da bunlar da ortaya çıkacak ki konuşmalarımızın arasında İşte birlikte ekiplerle bir araya geldiğimizde hep bunları konuşuyoruz. Fakat insan o kadar yüce varlık ki istediğiniz teknolojiyi yapmaya çalışın. Bir insanın katkısı ancak teknolojiye dahil ederseniz olur. Teknoloji bunu bilemez, bunu var edemez, bunu düşünemez. O zaman çıktı bizlerden gidiyor. Aynen öyle. Hep de bunu söylerim ben. Yani gerçekten ortak bir noktada buluşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ya insan odaklı düşünüyoruz ya da tabii ki yapay zeka odaklı düşünüyoruz ama bu çalışmaları ikisiyle birleştirdiğimizde bence inanılmaz şeylerle karşılaşabiliriz. Yani şöyle insanlar çok tedirginler ki özellikle bu iş potansiyelinin olduğu platformlarda. Bence olanı olduğu gibi kabul edelim. Yani bunu ilk önce bir anlayalım, ne olduğunu anlayalım ve küçük küçük hayatımıza dahil edelim. Yani bunu bir anda alıp adım adım. Evet, bütün sistemi buna göre değiştirmeye şu an ihtiyacımız yok. Ama bu kurumsal sektörde yani kurumsal firmalar da zaten bunu yapıyorlar. Adım adım. Örnek veriyorum, chatbotla başlıyorlar. Hani çağrı merkezlerini artık karşılamaya onlarla zaten bir süredir bu var. Yani bu daha bugün gelmiş bir şey değil. Ne yapıyorlar? Artık veri analizi dediğimiz noktada, raporlamalar dediğimiz noktada arkada robotlar var. Zaten siz formülü her şeyi algoritmayı verdiğiniz zaman o cevaplar çalıştığında zaten o bilgiler size veriliyor. Fakat yorum bizlere ait. Aynen öyle. Yani yorumu da yaptırtacaklar, yaptırtan yerler var. Evet bu teknolojiyi kullanan yerler var. Ama günün sonunda geldiğinde son karar verici sizsiniz. Biz oluyoruz. Yani. Bu da güzel bir şey. Evet. Hala güçümüzde. Aynen öyle. Böyle de söyleyebiliriz. Aynen öyle. Şimdi efendim iş dünyasının karmaşası nedir diyeyim. Tabii ki bizim algımızla, kavramımızla bu nedir diyelim. Ve sizin sağlamış olduğunuz çözümleri konuşalım. Şimdi karmaşıklık dediğimiz noktada zaten karmaşıklık yani zaten insanı da karıştırıyor. Yani böyle bir dağılıyoruz. Dolayısıyla iş dünyasındaki IT alanında sektör bağımsız. Yani IT artık her alanda var zaten. Yani bir sektörde bağlı değiliz. Evet, deneyimlerimizle o sektörde daha da ilerleyebiliriz. Buradaki iş dünyasındaki zorluklar bir projede ya da geliştirilecek bir yenilikte var olan bir çalışmada bunu çok hızlı aksiyon alıp hemen canlıya çıkmak istiyorlar. Yani biz bir bilgiyi öğrendiğimizde de bir demlenme süremiz vardır. Tabii. İlk önce onu okuruz, ederiz, araştırırız, irdeleriz. Sonra da deriz ki evet biz bunu öğrendik. Şimdi artık en kolay aşaması bunu hayata geçirmek olur. Fakat ekipler çok kalabalık olduğu için, yine insana geliyorum burada, insan faktörü olduğu için, yönetim de olduğu için dolayısıyla buradaki süreçleri yönetmek, oradaki o projelerin başındaki olan kişilerin deneyim çokluğuna bağlıdır. Yine iş bir noktada aslında evet, oraya geliyor. Evet, aynen. Peki biz nasıl buradaki şirketlere destek oluyoruz ya da onlarla birlikte işbirliği yapıyoruz? Burada da yine bir örnek vereceğim size. Kuantumdan vereceğim, fizikten vereceğim. Çift yarık deneyi vardır. Ne yaparlar burada? İşte fotonları atarlar.
ve bir panelin arkasında fotonların nasıl dağıldığına bakarlar. Eğer o ortamda bir gözlemci yoksa, ki bunun ispatı yapılmıştır, o fotonlar rastgele dağılır. Fakat biz oraya bir gözlemci koyduğumuzda ve onu izlemeye başladığı anda o fotonlar doğru bir açıda giderler. Yani toparlanırlar. Hepsi paralel akışta bir çizgi varmış gibi gösterilir. Peki biz burada sektörlere ne yapıyoruz? Dışarıdan bir göz olarak geliyoruz. İlk önce onlara bakıyoruz ve onları çok iyi tanıyoruz. Çünkü kurum kültürü diye bir kavram var. Yani ben kurumu bilmeden, kurumun yoğurt yiyişini bilmeden, onların nasıl aksiyon aldığını bilmeden, onları anlayamadan zaten bu iş, bir iş ortaya koyamam. Evet. Ve biz ne yapıyoruz? O kuruma göre gerekirse proje ekipleri koyuyoruz. O konuda onlarla nasıl çalışabileceğimizi onların çalışma şekline göre ortaya çıkartıyoruz. Çünkü iyi işler birlikte çıkar. Yani ekip işidir. Yani ben Burcu'yum, oradayım, ben varım, bu işi ben yaptım değil. Orada hani yönetici bağımsız, yani lider de diyoruz biz bunu, ama liderler de yine o proje ekibinin içinde hepsi aynı eşit düzeyde çalışarak bu işi ortaya çıkartırlar. Ben de şirket olarak kendimi bu şirketlere dışarıdan bir göz olarak konumlandırıyorum. Sözü yeniden Aycan Bey'e bırakıyoruz. Evet, bugün konuklarımızın değerli katkılarıyla bilgi dolu sohbetler gerçekleştirdik. Sektörlerin gelişimi için atılan adımlar, yenilikler ve değişim rüzgarları geleceğimizi şekillendirecek önemli bileşenlerdir. Dolayısıyla programımızda paylaşılan deneyimler ve bilgiler hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önemli birer kaynak niteliği taşımaktadır. Bu programda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, konuklarımıza ve siz değerli seyircilerimize teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin desteği, motivasyon kaynağımız ve programımızın başarısının en büyük nedenidir. Sizleri bir sonraki programda tekrar ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Herkese sağlıklı, mutlu ve verimli günler diliyorum. Hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.